dün yaşadığımız hadise hangi noktalarda problemlerimizin oluştuğu veya bunun nereden kaynaklandığı konusunda da bir çalışma yapmamızı zaruri hale getirdi. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek bu kısmı önemli. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sorununa üretilen suları pazarlamak Büyükşehir Belediyesi'nin görevlerinin içerisinde sayılıyor. Bu noktalarda herkes gücünün yettiğince benim görevim olsun olmasın elimizden ne geliyorsa bunu yaparak bu çalışmaların vatandaş mağduriyetinin ortadan kaldırılması esasıyla bakıyoruz bu işe. İşte burada durumun vehameti ortada. Bakın arkadaşlar, şimdi şu derenin kesiti normalde 60 metre diyebiliyorum. Ortadaki temizliği ve bakımı yapılmadığından dolayı tabloya bakalım. İyicene daralmış. Biraz şiştiği zaman ilk gideceği yer en yakın yere gidecek. Burada oldukça bitmiş. Bir ilginç resim var, sazlıklarla dolmuş mesela. Olduğu gibi sazlıklarla dolmuş. Dere yatakları olabildiğince küçülmüş. Normalde yerleşim alanları çok eski yapılanlar belki derenin etkilendiği alanda olabilir ama diğer yapılan yerler normal dere taşkın sınırının dışında. Ama yatak taşımayınca 60 metrelik dere yatağı 10 metreye, 15 metreye, 20 metreye düşünce İşte böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Bütün buradan ben sonuç cümlesi olarak şunu söyleyeyim dedim. Yaşadığımız bu son iki sorunda karşımıza çıkan tabloda en büyük sorumluluğu olan idare İSKİ, dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi. Bu derelerin temizliği gerektiği gibi yapılsa, gerektiği gibi geçişler, menfezler, efendim rüzler bunlarla ilgili çalışmalar yapılmış olsaydı sorun olarak az önceki gösterdiğim noktaların birçoğunda bir sorun yaşamayacaktık. Ama işin ilginç tarafı tamam bir şekilde eksiklik olmuş. Bu eksikliğimizi görelim. İşte bunu ikmal edelim. Böyle bir yaklaşım yok. Bugün bakıyoruz Büyükşehir Belediyesi'nin sözcüsü, basın sözcüsü çıkıp buradan bir alıntı yaparak işte şu kadar senedir AK Partili bir belediyenin idare ettiği yer diyerekten kendi sorumluluğunda bulunan bir işi bize fatura etmeye çalışıyor. Böyle de bir pişkinlik var. Halbuki öyle diyeceklerine bizle irtibata geçseler, deseler ki ya burada böyle bir sorun var, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, ilgili diğer varsa işte bakanlıklardan diğer kurumların yansımaları, hep bir olalım, bu sorunu ortadan kaldıralım. Onun yerine yapmış olduğu, yapacağı görevi ifa etmemenin bir pişmanlığı yok, bir mahcubiyeti yok. Ortaya çıkıp efendim faturayı bize kesmeye kalkıyorlar. Onların değiştirmesi gereken oradaki geçişi, menfezi biz Arnavutköy Belediyesi olarak değiştireceğiz. Biz yapacağız bunu. Maliyeti ne olursa sonradan rücu edeceğiz onlara. Ama oradaki sorunu çözmek bizim bizatihi görevimiz. Madem ilgili kurum, İSKİ, efendim İBB bunu çözmüyor, biz çözeceğiz ve oradaki mağduriyeti gidermeye gayret edeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar, buradaki benim öz ve özet olarak sizlerle paylaşmayı istediğim konular bu şekilde ifade edebilirim. Sorumluluk sahibi olanların sorumluluğun farkında olması lazım. Biz de taşın altına elimizi koymaya hazırız. Her türlü desteği vermeye hazırız. Gerekirse iş makinalarımızla, efendim ekibimizle, ekipmanımızla bu yükü bir yerinden tutmaya hazırız. Ama ilgili kurum kendini bu işten sıyırıp suçu başkasına atmak suretiyle bir çaba içerisine girmez. Teşekkür ediyorum.